Ançır, dayanak noktası, kurulumda başlayan çekme hareketi boyunca sabit bir tam atış gerçekleştirmek için çeken eli çenenin uygun bir pozisyonuna sabitleyen bir tekniktir. Bu sırada kiriş eli takip eder ve buruna ve çeneye sabitlenir. Genişleme mesafesi ve süresi düzensiz ankrajın konumuna göre değiştiğinden, her zaman sabit bir konumda oturtmalısınız, atmalısınız. Bir ankorun, dayanak noktası, en önemli rolü, çeneye sabitlenmiş kirişin oluşturduğu sol ve sağ itme ve çekme kuvvetlerinin sıkı dengesini hissetmek ve dengeli bir çekiş gerçekleştirmektir. Burada gelen eli, olması gereken temas noktasının yerini, dayanak noktasını tutan omuz ve kolun gücünü ve sporcunun hareketini açıklayacağım. Tam bir çekiş oluşturmak için kısa vadenin sporcunun çenesine göre belirli bir konuma sabitlenmesi gerekir. Bağlantı noktasında, çekme ucu kancalı ve çekilmiş halde kalır, işaret parmağının üst kısmı düz olacak şekilde sağ çene çizgisinin altına yerleştirilir ve baş parmak çenenin içine sabitlenir. Çekmeden ançora giden yönün çene hattının biraz üzerinde olması ve kaldırmaya başlaması, ardından sabitlemeden önce çene hattının dibine ulaşana kadar çene hattının biraz altına gelmesi ve ardından çene hattına güvenli bir şekilde sabitlemesi önerilir. Sabitleme, ayarlanan konumdan daha az veya daha fazla çekerek yapılırsa, çekme çekmesinin uzunluğu değişir ve her zaman sabit bir zamanda atış yapamazsınız. Sabitleme çekme kolunun yüksekliğine bağlı olarak, okun hareket yönünde dikey bir farklılık veya diğer çeşitli değişiklikler vardır. Çeneye oturturken, çeneye sabitlenmemiş bir dayanak noktası eli yukarı çıkmaya devam edebilir veya elin arkası dışa dönebilir ve genişleme yönü yukarı gidebilir, kliker ile ilgili bir soruna neden olur. Kirişi elden çıkarmak da zordur. Bu durumda okun yönü aşağı doğru gider. Tersine, çene hattının altına sabitlerseniz çeneniz ve elleriniz birbirinden uzaksa, belirli bir yere oturtma zorlaşır. Kararsız bir ançır haline gelir. Ve aşağı indikçe okun yönü yukarı çıkar. V çizgisi çenesi olan bir kişi, sabit bir ankraj yapmak için dirseği çok fazla kaldırarak çeken eli çenesine sabitlemeye çalışabilir. Bu durumda sabitlemek için dirseği kaldırmak yerine baş parmağı yukarı kaldırıp çenenin ve boynun iç kısmına sabitleyerek sabit bir sabitleme yöntemi kullanmak daha iyidir. Bir aynanın önünde durun, ellerinizi bir arada tutun, kancayı takıyormuş gibi asın, demirlemek için boş duruş alıştırmasını tekrarlayın, kendi rahat ve sabit ançır, dayanak noktası, pozisyonunuzu bulun ve bunu öğrenme pratiği yapın. Kişinin vücut yapısına ve kullanılan tekniğe bağlı olarak ankrajın konumu biraz değişecektir. Ancak her durumda, tam çekmeli yollar yapmanıza izin veren bir ançır konumunuz olduğundan emin olmanız gerekir. Ayakkabıyı yeterince içeri çekmediğinizden ve çok ileri uzanmasına izin vermediğinizden veya aşırı bir arka dayanak noktası haline gelmemesi için çok fazla çekmediğinizden emin olmalısınız. Kaymayı dudakların ve çenenin ortasına yerleştiren ançır, genişleme sırasında hareketi en aza indirmek için kirişi çeneye sabit tutma avantajına sahiptir. Ancak kısa vadede kolun pozisyonu nispeten önde olduğu için ideal bir tam çekiş elde etmek zordur. Bu da sırt gerginliğinin hissedilmesini zorlaştırır ve genişlemeyi olumsuz etkiler. Ankoru kuvvetli bir şekilde çok geriye çekerseniz, vücudunuza çok fazla kuvvet uygularsınız ve bu da sert bir çekme çekişine neden olur.
Sabitlemeden sonra bir genişletme yaptığınızda artık esnetmek için yeriniz olmayacak. Ek olarak, kirişin hizalaması da sağa sapmıştır ve atış sırasında kiriş kopabilir. Sürgüyü, dengeli bir çekme-çekme duruşu ve çekme kolunun konumu ile gücü arasında düzgün bir bağlantı sağlamak için dudakların merkezine ve çeneye hafifçe sağa doğru bir açıyla değecek şekilde sabitleyin. Ancak bu durumda kiriş çeneye tam olarak sabitlenmeyebilir ve çekerken yanlara doğru hareket edebilir. Bu nedenle emniyeti almaya ve genişletmeye dikkat edin. Pull-through를 하면서 옆으로 움직일 수가 있으므로 확실히 고정시키고 익스펜션 하도록 주의해야 합니다. Çekmede sol omzun desteği önemlidir, ancak demirleme sırasında bile iten kol ve omuz, itmenin gücünü korumak için bilinçli olarak çeken tarafa itilebilir. Kol ve omuz pozisyonu tutunmak ve demirlemek önemlidir. Genellikle, kurulumdan girişe kadar, sol omzunuzun gücüne ve yönüne odaklanabilirsiniz, ancak demir atmaya ve nişan almaya odaklandığınızda, bilinçsizce itme endüstrisine dikkatinizi kaybedersiniz. Tutma gücü zayıfladığından, bu durumda, sol ve sağ denge etkilenecek ve sıkı güç dengesini hissedemeyeceksiniz, bu da sabit bir şekilde demirlemenizi imkansız kılacaktır. Tersine, demirleme sırasında iten kolun omzundaki kuvvet çekme kuvvetinden çok fazlaysa iyi bir pozisyonda demirleyemez ve dengeli bir dayak noktasına sahip olamazsınız. Çekmede sol omzun desteği önemlidir, ancak demirleme sırasında bile iten kol ve omuz, itmenin gücünü korumak için bilinçli olarak çeken tarafa itilebilir. Kol ve omuz pozisyonu tutunmak ve demirlemek önemlidir. Genellikle, kurulumdan girişe kadar, sol omzunuzun gücüne ve yönüne odaklanabilirsiniz, ancak demir atmaya ve nişan almaya odaklandığınızda, bilinçsizce itme endüstrisine dikkatinizi kaybedersiniz. Tutma gücü zayıfladığından, bu durumda, sol ve sağ denge etkilenecek ve sıkı güç dengesini hissedemeyeceksiniz, bu da sabit bir şekilde demirlemenizi imkansız kılacaktır. Tersine, demirleme sırasında iten kolun omzundaki kuvvet çekme kuvvetinden çok fazlaysa iyi bir pozisyonda demirleyemez ve dengeli bir dayak noktasına sahip olamazsınız. Çekmede sol omzun desteği önemlidir, ancak demirleme sırasında bile iten kol ve omuz, itmenin gücünü korumak için bilinçli olarak çeken tarafa itilebilir. Kol ve omuz pozisyonu tutunmak ve demirlemek önemlidir. Genellikle, kurulumdan girişe kadar, sol omzunuzun gücüne ve yönüne odaklanabilirsiniz, ancak demir atmaya ve nişan almaya odaklandığınızda, bilinçsizce itme endüstrisine dikkatinizi kaybedersiniz. Tutma gücü zayıfladığından, bu durumda, sol ve sağ denge etkilenecek ve sıkı güç dengesini hissedemeyeceksiniz, bu da sabit bir şekilde demirlemenizi imkansız kılacaktır. Tersine, demirleme sırasında iten kolun omzundaki kuvvet çekme kuvvetinden çok fazlaysa iyi bir pozisyonda demirleyemez ve dengeli bir dayak noktasına sahip olamazsınız. 팔줄을 고정시킬 때 당기는 손과 팔이 완벽하게 내 몸에 밀착되어 있는 느낌으로 앵커를 해야만 완전한 풀드로우가 완성되었다고 할 수 있습니다.